Valla inanmıyorum. Çok bomba bir haber bu. Tamam Öykü, sakin ol. Ya nasıl sakin olabilirim? Benim ablam evleniyor. Hadi anlatsana nasıl oldu? Ya ilk kim açıldı? Evlilik teklifi nasıldı? Romantik miydi? Ya, tamam anlatacağım. Biz Çınar'ın köyüne gittik ya. Evet. İşte orada evlilik teklif etti. Gerçekten mi? Çok romantik. Evet, çok romantik. Önce ben de şaşırdım tabii. Ya nasıl olur, ne oluyor dedim ama kabul ettim. Her şey çok önemli oldu. Resmen filmlerdeki gibi. Aşık olmuşsunuz birbirinize. Çınar abi çok iyi bir ablacığım. Umarım hep mutlu olursun. Teşekkür ederim ablacığım. Vay be. Kim derdi ki Deniz Hanım Trabzon'dan gelecek de koca beylerin küçük oğluyla tanışıp onunla evlenecek. Bak biz Mert'le aylardan beri konuşuyoruz. Hala ne olduğumuz belli değil. Ya gülme. Taktik ver. Sevgili olmadan nasıl evlenebiliyor? Hadi ya bak sen cimcimeye. Neler diyor? Ya abi özür dilerim. Ben herkesin bildiğini sanıyordum. Yok bilmiyorlar. Daha Deniz kardeşiyle konuşmadı, şimdi konuşacak. Annesinin durumundan dolayı söyleyememiş. Ha. Teşekkürler. Anladım. Yani sen de neyse ki daha fazla pot kırmadan engel oldun bana. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ya ben de o kadar şaşkınım ki. Şaşırman çok normal. Her şey o kadar hızlı gelişti ki. Evet. Yani Ela'dan sonra bu kadar hızlı bir evlilik kararı alabileceğini hiç düşünmüyordum açıkçası, ne yalan söyleyeyim. Değil mi? Aşıksın ona. Seviyorum tabii ki Öykü. Sevmesem neden evleneyim onunla? Ya ne bileyim. Ben senin içten ne dediğimi biliyorum. O kadar mutluyum ki. Canım ablam. Ama bir yanımda Buruk. Bir daha aynı evde olamayacağız. Ablacığım. Ben senin hep yanındayım. Evlenince beni unutmazsın değil mi? Ya o nasıl laf Öykü? Tamam, şaka yaptım. Unutmam ben seni. Bırakır mıyım hiç? Bırakmaz. Ya
Sen de inanamıyorsun değil mi bu kadar hızlı geliştiğine? Bu kadar kısa sürede mutluluğu bulduğuma inanamıyorum. Darısı başımıza. Abi,